Öğrenciler bir hafta boyunca Düzköy ilçesinde kamptalar. Neler söylemek istersiniz? Trabzon Düzköy kampımızda yaz boyu öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Bu Gençlik Spor Bakanlığımızın yaptığı bir çalışma biliyorsunuz. Değişik illerden değişik gruplar süresince öğrencilerimiz geliyorlar. Ve burada çok güzel altyapısı olan muazzam bir kamp meydana getirilmiş. Yeşil kamplardan bir tanesi. Gençlerimizin vaktini kendilerinin yararına olacak şekilde değerlendirebileceği aktiviteler çok profesyonele yakın bilen bu işin eğitimini almış arkadaşların kontrolünde kamp dönemi geçiyor. Bu dönem kız öğrencilerimiz var. Yaş grubu itibariyle lise çağına denk gelen bir grup. İşte onu görelim dedik. İşte mevsim itibariyle şu anda Türkiye'mizin güzelliğini de şahitlik ediyoruz. Antalya'dan gelen grubumuz var. Antalya'da yaklaşık 50 derece şu anda sıcaklık. Burada da neredeyse sonbahar, kış şartlarında gibi. Bu farkı da fark ediyorlar. Burada her türlü sportif, kültürel, sosyal faaliyetler anlamında boş vakitleri yok. Gayet sağlıklı, huzurlu bir ortamda hem tatil yapıyorlar hem eğitim alıyorlar. Ve ülkemizin de bu şekilde değişik illerinde tanımış oluyorlar. Biz Trabzon olarak bütün kamu kurum ve kuruluşları, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve ilgili tüm kurumlar olarak bu kampların en iyi şekilde yürütülmesini, gelen misafir öğrencilerimizin burada rahat etmelerini sağlamak için tüm tedbirleri alıyoruz. Şunun altını çizmekte fayda var değil mi Sayın Valim? Devlet güvencesinde burada öğrencilerimiz ve hiçbir ücret talep edilmiyor. Tabii, hiçbir ücret talep edilmiyor. Tamamen devletimizin güvencesinde, kontrolünde ve o manada himayesinde. Velilerimiz bu konuda rahat etsinler. Huzurlu ve sakin, güvenli bir ortamda kızlarımız, öğrencilerimiz. Çok profesyonele yakın dediğim eğitici kadromuz var. Burada 24 saat esasına göre görevlilerimiz titizlikle işlerini yapıyorlar. Endişe etmelerini gerektirecek hiçbir durum yok ve çocuklarımız da çok mutlular gördüğüm kadarıyla. Yani amaca ulaşılıyor burada. Her türlü dediğim gibi sosyal, kültürel, sportif faaliyetler çok güzel bir ortamda ve mekanda yerine getiriliyor. Bu yönüyle emeği olan, katkısı olan herkese de bir vesile teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımızın son yıllarda yapmış olduğu en güzel çalışmalardan birisi de bu. Gençliğe yönelik özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hem ülkemizi çok iyi tanımaları, tarihle bütünleşmeleri, tabiatla bir arada olmaları ve en önemlisi de görebildiğim kadarıyla değişik illerden, bu kampta 6 değişik ilden 135 kız öğrencimiz var ve tamamı kaynaşmış durumda. Hem tanışmalarına vesile oluyor, arkadaşlık, dostluklar kuruluyor. Bu yönüyle de sosyal anlamda çok büyük bir katkı sağlanmış oluyor. Yani hakikaten bu kamplara velilerimiz çocuklarını çok rahat bir şekilde gönderebilirler. Çünkü dediğim gibi devlet güvencesinde, işte ben Trabzon valisi olarak burada kaymakamımız, ilgili müdürlerimiz, İmniyet Müdürümüz, Alay Komutanımız, ilgili müdürlerimiz hepsi buradayız aşağı yukarı. Zaman zaman ziyaret ediyoruz. Burada varsa problem diyoruz ama çok şükür problem de yok. Çocuklarımız çok memnunlar. O yönüyle velilerimize de bir nevi çağrı yapmak istiyorum. Yaz döneminde hiç ücret ödemeden, tamamen devlet güvencesinde ve son derece kontrollü, güvenli ve huzurlu bir ortamda çocuklarımız hem kamp yapsınlar hem de okuldaki o örgün eğitimdeki sıkı takipten ziyade burada hem tabiatla baş başa hem de arkadaşlarla kaynaşmış şekilde bir yandan da eğitimlerini devam ettiriyorlar. Teşekkür ediyorum tekrar katılanlara. Buradaki ortamı sağlayan herkese, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de bu konudaki çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. TRT ekibine ve diğer basın kuruluşu arkadaşlarımıza. Peki.